İstiklal Marşı hakkında konuşmam istendi benden. Bu tabii yerinde bir istek. Çünkü ben İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanıyım. 2007 yılında kurulan İstiklal Marşı Derneği var Türkiye'de. Şimdiye kadar 10 birimlik bir teşkilatlanması var. Dolayısıyla dediğim gibi İstiklal Marşı hakkında benden konuşma istenmesi gayri tabii ya da yersiz bir şey değil. İstiklal Marşı'ndan bahsetmekle neden bahsetmiş oluruz? Önce onu izah edeyim. İstiklal Marşı'ndan bahsetmekle yeni çağ siyasi tarihinden bahsetmiş oluruz. Dünyada herhalde bugün Birleşmiş Milletler'e üye bütün devletlerin birer milli marşı var. Türkiye'de de İstiklal Marşı henüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti teşkil edilmeden 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edildi. Yani İstiklal Marşı diye bir metin milli marş olarak kabul edildiğinde henüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoktu. Bu bakımdan İstiklal Marşı'nın devlete hiçbir borcu olmadığını, buna mukabil devletin İstiklal Marşı'na çok şey, belki de her şey borçlu olduğunu söylemek mümkün. Yani Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı şekil, takındığı tavır bakımından muahaze edilebileceği yer İstiklal Marşı'dır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti İstiklal Marşı'nı muahaze edemez ama İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni muahaze edebilir. Şimdi bütün bu söylediklerimi yerine oturtmak için gene de milli marşlar hakkında bir iki söz söylemem gerekiyor. Ne dedik? İstiklal Marşı'ndan bahsetmek yakın çağlar, yeni çağlar, yeni çağın siyasi tarihinden bahsetmek demektir. Modern dünyada ya da isterseniz biraz önce temas ettiğim gibi bugün Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin arasında milli marşı bilhassa dikkat çeken 3 ülke var. Ya da dikkati hak eden diyelim. Birisi bir bakıma belki modern zamanlardaki ilk milli marştır. Fransızların milli marşıdır ve Marseillaise diye anılır. Fransız ihtilali sırasında doğmuş bir melodi ve metindir. Stefan Zweig onu yazan için bir gecelik dahi
ibaresini kullanır. İlk defa modern devletin netleşmesi yolunda doğan bir milli marş. Fransızların milli marşı Marseillaise. Allons enfants de la patrie diye başlayan. İkinci dikkati hak eden milli marş Alman milli marşıdır. Ki bugün Almanya'da kullanılan milli marş o değildir. Deutschland, Deutschland, über alles nakaratıyla. Yani öyle başlar. Über alles in der Welt. Bu 1945'ten sonra Almanya mağlup olduktan ya da teslim olduktan sonra bilhassa dış baskıyla yarar yani şeysiz mikrofonsuz tamam. Alman Milli Marşı Alman Birliği'nin kurulmasıyla doğmuş bir marş ve marşın sözleri ideal Almanya'nın sınırlarını çizdiği için ve İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya artık oralar olmadığı için o milli marş tedavülden kaldırılmış. Konrad Adenauer'ın ısrarlı çabalarıyla hiç olmazsa Haydn'ın bir bestesi olan melodisi muhafaza edilmiştir. Bugün Alman milli marşı gene Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt diye başlayan şarkının melodisiyle söylenir. Bu bir Haydn'ın bestesidir. Haydn'ın bir bestesidir. Ama işte başka laflar vardır. Tehlikesiz laflar vardır. Yani dünya siyaseti bakımından söylenmesinde mahsur olmayan sözlerle bir Alman milli marşı vardır. Üçüncü dikkati hak eden marş da bizim İstiklal Marşımızdır. Konuşmamın başında söylediğim gibi İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti'nin doğmasından önce doğmuştur ve Türk milletinin tarihten silinme tehlikesi karşısında bir direniştir. Yani bu tehlikeyi atlatabilmek için bir mukavemet metnidir İstiklal Marşı. 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı ya da Birinci Cihan Harbi sona erdiği zaman Türk milletinin tarih sahnesindeki yeri reddedilmişti. Dünyada Türk milleti artık aktif bir rol oynamayacak. Hatta mevcudiyeti kabul edilmeyecek bir pozisyon doğmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda. İşte bu tehlikenin savuşturulması için girişilen mücadelede İstiklal Marşı doğdu.
Ve şimdi ben zaten konuşmamı metin üzerinden yapacağım bu söylediklerim. Yani neden bahsediyoruz? Yani dünya tarihinin yeni çağ kısmı bizim İstiklal Marşımızla birebir alakalı. Dünya tarihinin. İstiklal Marşı altında Mehmet Akif Ersoy'un imzasını bulunduruyor. İstiklal Marşı Mehmet Akif'in kaleme aldığı bir metindir. Fakat İstiklal Marşı Mehmet Akif'in düşüncesinin bir ürünü değildir. Mehmet Akif'in ne İslami konularda ne de devlet idaresi bakımından kafasında oluşmuş fikirlerin bir ürünü değildir İstiklal Marşı. İstiklal Marşı Türk milleti vakasının idamesi konusunda bir deklarasyondur. Ama gerçekten büyük bir şair olan Mehmet Akif edebi seviyesini bu metnin emrine vermiştir. Bu bakımdan İstiklal Marşımız şiir sanatı söz konusu olduğunda yüksek bir seviyeyi temsil eder. Yüksek bir seviyeyi ortaya koyar. Yani bu marşa Mehmet Akif edebi gücü itibariyle can vermiştir. Yoksa bu marş Mehmet Akif'in bir eseri değildir. Nitekim bu Mehmet Akif'in bütün şiirlerini topladığı safahata alınmamıştır. İstiklal Marşı Mehmet Akif'in bütün eserlerinin yer aldığı safahatta yoktur. Bu kasıtla yapılmış bir şeydir. Ve kendisine neden safahatta İstiklal Marşı'nın olmadığı söylendiğinde bu biraz önce benim söylediğim görüşü, benim dile getirdiğim görüşü teyit etmek üzere Mehmet Akif o benim değil milletimin eseridir demiştir. Daha sonra yıllar sonra hatta Mehmet Akif'in kendisini gönüllü olarak Mısır'a sürgün etmesinden sonra İstiklal Marşımızın bazı yerlerinin düzeltilmesi gerekmez mi sorusuna Mehmet Akif Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın cevabını vermiştir. Yani bütün bunlar gösterir ki Türk milletinin varlığıyla İstiklal Marşı'nın dile getirdiği şeyler birbirinden ayrılmaz. Eğer bir gün Türk milletinin milli marşı artık İstiklal Marşı değildir cümlesini işitir ve bu cümlenin doğru bir ifade olduğunu kabul etmek zorunda kalırsak, Türk milleti diye bir milletin yaşamadığını anlayacağız. Kahraman ordumuza ithafen
ithaf edilmiş Türk millet, İstiklal Marşı. Buradan başlamamız lazım. İthaf öyle ama oradan başlayamıyoruz çünkü İstiklal Marşı metninin başında İstiklal Marşı yazıyor. O zaman İstiklal'den başlamamız lazım. İstiklal kelimesi yerküre üzerinde ilk defa Türkler tarafından telaffuz edilmiş bir kelimedir. Türkler istiklal kelimesini telaffuz etmeden önce istiklal kelimesi yoktu. Yani istiklal hangi dilden bir kelimedir? Hangi lisana aittir diye sorduğunuz zaman Türkçedir demekten başka çare yok. Çünkü istiklal kelimesini Araplar, Türkler söylemeden önce bilmiyorlardı. İstiklal kelimesini kullanmaktan kaçınan insanlar Türkiye'de bol miktarda vardır. Onun için onlar mesela İstiklal Harbi demezler. Kurtuluş Savaşı, Bağımsızlık Savaşı, bazen de milli mücadele gibi laflar söylerler. Ama bizim Türk milleti olarak verdiğimiz mücadelenin adı İstiklal Harbi'dir. Kurtuluş Savaşı değildir çünkü biz hiçbir şeyden kurtulmadık. Bağımsızlık Savaşı değildir çünkü biz birilerinin esiri değildik. Yani onlardan bağımsızlığımızı almadık. Bağımsızlık Savaşı diye bir şey olmadı Türkiye'de. İstiklal Harbi oldu. Ve Kurtuluş Savaşı da olmadı. Çünkü biz hiç ama gavur olup Türk olmayanlar mesela biz saltanattan ve hilafetten kurtulduk diyebilirler. Bunu herhangi bir gavur söyleyebilir. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu halde saltanattan ve hilafetten kurtulduk. Onun için bu Kurtuluş Savaşı'dır diyebilir. Ama dediğim gibi bu bir lingüistik hatadır. Yani böyle bir şey yok. Yani birçok bakımdan yok. Çünkü biz millet olarak saltanattan da hilafetten de uzaklaşmadık. Çünkü hiç kimsenin saltanatı ve hilafeti kaldırmaya gücü bilhassa o zaman yetmezdi. Onun için bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla önce saltanatın sonra hilafetin bütün yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredilmiştir. Hiçbir zaman Türkiye'den ne saltanat ne de hilafet kaldırılmıştır. Sadece sultanın yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredilmiştir. Halifenin yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredilmiştir. Onun için bugün Türkiye'de saraylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin malıdır. Çünkü sultanın saraylarıydı, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sarayları. Yani devletin başka bir birimine gitmemiştir onu. Neyse, yani lafı uzatmayalım biz. İstiklal kelimesi Türkçedir ve istifal babından Arapça'da üretilmiş bir kelimedir. Manası da bir şeyi kavrayıp kaldırmak, selamete taşımak manasına gelir. Bu manada Osmanlı devlet hayatında cerbezeli elinden iş gelen başkalarına göre daha etkin olan devlet adamlarına sadrazam vezir oldukları takdirde istiklal sahibi denirdi. Yani
Anlatabiliyor muyum? Yani zaten biraz önce dediğim gibi biz Türklerden önce hiç kimse bunu telaffuz etmedi. Burada onun telaffuz edilmesi normal. Yani istiklal sahibi devlet adamlarımız vardı bir zamanlar. Yani diğerleri onlar kadar bir şeyi kaldırıp yukarı taşımaya gücü yetmiyordu diğerlerine. Gücü yetenlere biz istiklal sahibi adam diyorduk. Bizim istiklal marşımız kahraman ordumuza ithaf edilmiş. Bunun sebebi şudur. 1918 yılında İslam bir siyasi organizasyon ve bir askeri güç olarak müttefikler tarafından nihayete erdirilmişti. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri İslam'ın bir askeri gücü artık kalmadığını ve bir siyasi organizasyon olarak İslam'dan bahsedilemeyeceğini dünyaya ilan ettiler. Ve 1918 yılından 1923 yılına kadar Türk bayrağının altı can ve mal emniyeti bakımından en elverişsiz, en tehlikeli, en belalı yerdi. Türk bayrağının altı en az güvenilir, en kolay zarar görülen yerdi. Onun için insanlar hemen İtalyan, Fransız, İngiliz, Yunan ve o zaman dünya üzerindeki etkisi çok iyi fark edilmediği için bilhassa Amerikan bayrağı altında selamet arıyorlardı. Ama biz İstiklal Harbi'ni verdik ve İstiklal Harbi'nin hemen sonunda Türkiye topraklarında en güvenilir, en emin, en temiz yer Türk bayrağının altı oldu. Birdenbire iş tersine döndü. Bunu ordu yaptı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı kaybedildiği zaman bütün toplumsal kurumlar çözülmüştü. Direnen sadece ordu oldu. Yani ordu biz pes etmedik mesajını verdi ve bunun sayesinde biz İstiklal Harbi'nden galip çıktık. Ama şunu netlikle telaffuz etmeliyiz ve kafamıza çakmalıyız ki İstiklal Marşı'nın ithaf edildiği ordu 27 Mayıs 1960 sabahı kendi devletini yok eden ordu değildir. Bu ikisi aynı ordu değildir. İstiklal Marşı'nın ithaf edildiği ordu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasına yol açan ordudur. Ama 27 Mayıs 1960 sabahı hükümeti deviren ordu 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyeti ilga eden ordudur. Diyeceksiniz ki ya hala işte Türkiye Cumhuriyeti var. Hayır. 27 Mayıs 1960 hareketi Türkiye'de Cumhurbaşkanını tevkif etmiştir. Bu kadar kalmadı. Yani hükümeti devirmesi eğer
hükümet, yani bu bir darbe-i hükümet olsaydı, sadece başbakan ve bakanlar ok altına giderdi. Ama cumhurbaşkanı tevkif edildi. Devlet başkanı tevkif edildi. Fakat birçoğunuzun hiç haberi olmayan bir şeyi söyleyeceğim. Eminim ki birçoğunuz bunu bilmiyor. 27 Mayıs 1960 hareketi Genelkurmay Başkanı'nı tevkif etti. Hani bu ordu hareketi diyorsunuz, Genelkurmay Başkanı tevkif edildi. Daha da şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Fiilen görev başında bulunan Genelkurmay Başkanı değil sadece. Bir önceki Genelkurmay Başkanı da tevkif edildi. Emekli olduğu halde. Anlıyor musunuz? Yani devletin lağvedildiğini buradan anlamıyorsak başka bir yerden anlayamayız. Ama işimize gelmiyorsa böyle şeyleri tabii söylemeyiz. Çünkü biz de birçok pis işin içindeyizdir. Biz de Türkiye aleyhine dönen dolaplara su taşıyoruzdur. Onun için böyle şeyleri kabul etmeyiz. Böyle şeyler olmamıştır deriz. Şimdi bizim millet olarak, Türk milleti olarak bütün diğer milletlerden farkımız, bütün diğer milletlerden farkımız. Hangisini zikrederseniz zikredin. Bütün diğer milletlerden farkımız, dinimizle milliyetimizi birbirinden ayırmayışımızdır. Türk değilse asla Müslüman değildir. Ama Müslüman ve Türk olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Bir insan Türk'üm diyor fakat Müslüman değilim diyorsa bu ancak toplumsal kurumların tayin ettiği bir Türklük olabilir. Çünkü biz işte Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağlı olan herkes Türktür deriz. Bu böyle idare eder gideriz yani. Ama Türk demek bilhassa Müslüman demektir. Ama mesela Arap demek Müslüman demek değildir. Yani normal olarak Arap ama Müslüman değil dediğin insanlar hayret edebilir. Ama Hristiyan Arap dünyada bilinmekle kalmayıp etkisini hissettiren bir unsurdur. Benim gençliğimde Arap Birliği toplantıları olurdu dünyanın çeşitli yerlerinde ve o toplantılarla ilgili fotoğraf karelerinde her zaman papazları görürdük. Yani Arap Birliği toplantıları olurdu ve normal olarak Hristiyan Araplar bu Arap Birliği toplantılarında hususi yerleri olan insanlardı. Bu konuyu geçiyorum. Çünkü bunu sabaha kadar konuşsak uzar. Ben bunu size bilhassa İstiklal Marşımızı anlatmak için kullandım. Saatte 8'e 10 var. Hayret, daha giremedik İstiklal Marşı'na. İstiklal Marşı bir kelimeyle başlıyor. Korkma. Bu kelime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sevr mağarasında Ebu Bekir'e söylediği kelimedir. Korkma, Allah bizimledir. Çünkü mağaranın kapısında ayaklar görünüyordu. Yani. Bu aynı zamanda Türk milletinin
başına gelenle Resulullah'la Ebu Bekir'in başına gelenin aynı şey olduğunu gösterir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Mehmet Akif'in "O benim milletimin eseridir, onun için safahata almadım" deyişinin de izahıdır. Yani korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Türk milletinin mümessili olan al sancak şafaklarda yalnız, dikkat edin. Yani her zaman bir başlangıcı işaret etmek üzere. Şafak bitiş değil, başlangıçtır. Her zaman bir başlangıcı işaret etmek üzere dalgalanan yüzen derken, dalgalanan al sancak ne zaman ne olurmuş? Eğer Türk milletinin yaşadığı yerdeki o yurttaki en son ocak sönmemişse, Türk milletinin mümessili olan bayrak da sönmeyecek. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. Yani İstiklal Marşı daha ilk kıtasında bir hedef göstererek başlıyor. Yani Türk milleti tarihten silinme tehlikesini ancak büyük bir içtimai başarı elde etmek suretiyle atlatabilir. Bu tehlikeyi atlatmak paça yırttık demekle olacak bir şey değildir. Türk milletinin tarihten silinme tehlikesini atlatması ancak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir toplumsal başarının müessir unsuru olmak suretiyle sağlanabilir. Bu olmadıkça Türk milleti millet olarak varlığının sonunu görecektir. Yani milli bir başarı yok, Türk milleti hiç yok. Bu geçen zaman içinde bizi öyle bir yere getirdi ki artık biz İstiklal Marşı'nın yazıldığı günlerden çok daha gerilerdeyiz. Yani biz bugün, tabii siz değil, biz. Siz Hollanda'dasınız. Size göre hava hoş. Türkiye'de yaşayan insanlar 1920'deki şartların, 1921'deki şartların çok gerisindedirler. Ne bakımdan? Millet olma bilinci bakımından. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Başkasının olmasına imkan yoktur. Hemen ikinci kıta bizim İslamiyetle olan millet olarak kendi varlığımızı izah edebileceğimiz tek değerle olan
münasebetimize atıftır. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Türk milleti hilali İslam'ın sembolü haline getiren millettir. Hilal birçok kültürde olan bir şey. Ama ve üstelik Türkiye toprakları Darülislam olmadan önce, hatta antik çağlarda bilinen bir semboldür ay yıldız. Balkanları Türkler fethetmeden önce birçok Balkan devletinin armasında ay yıldız vardı. Şimdi ben size onu izah edeyim mi? Vaktimiz az olmasına rağmen bunları söylemeden yani konuşmamız vaktimiz yetmese de bunları söylemem lazım. Yani şimdi bir milletin varlığından bahsediyoruz. Ay yıldız bugün bayrağımızda olan şey mesela Erdal İnönü başbakan yardımcısıyken, Tansu Çiller'in başbakan yardımcısıyken Avrupa Birliği'nden yetkililerin kendisine bayrağınızdan ay yıldızı çıkarın, bugün Avrupa Birliği'ne sizi alalım diye bir teklifte bulundukları rivayet edilir. Yani bir şekilde o ay yıldız İslam'a ve Türklüğe doğrudan göndermedir. Ama Türkler bunu İslam'ın sembolü haline getirdikleri için işte Malezya bayrağında falan görürsün ay yıldızları. Yani ya da işte birçok Müslüman ülkenin bayrağında hilal, bazılarında hem hilal hem yıldız vardır. Ama bu bizim topraklarımızda doğmuş bir şeydir. Üstelik dediğim gibi Darülislam olmadan önce de olan bir semboldü. İstanbul'la ilgili bunun hususi bir hikayesi var. Onu size aktarayım. İstanbul şehrinin patroniçesi, yani İstanbul şehrini himaye eden tanrıça Artemis'ti. Artemis mitolojide av tanrıçasıydı. Bunun Latinize adı Diana ya da Diana. Belki de Dian diye de telaffuz edebilirsiniz. Artemis elinde yay, sırtında da oklarla resmedilir. İstanbul Konstantiniyye'de olmadan önce, İstanbul Konstantiniyye'de olmadan önce bu tanrıçanın elindeki yayı sembolü olarak kullanırdı. Ve onu binaların üstünde böyle bir yay koyardı. Yani hatırlıyorsunuz. Yani böyle şu anda da birçok Osmanlı kalıntısı binanın üzerinde hilal gibi görünen ama aslında uçları toplu böyle bir şey işaret görürsünüz. O Artemis'in yayıdır. Şehir Hristiyan baş şehri olduğu zaman Konstantin bizzat kendisi bir putperest sembolü reddetti. Dedi ki artık bu şehrin koruyucusu, himaye edicisi, patronicesi Artemis değil. Bu şehri Meryem koruyor dedi. Onun için bu şehrin sembolü de yay değil, yıldız
Beş köşeli yıldız. Meryem'i temsil eder. Beş köşeli yıldız Meryem'in için temsil eder. Var mı aranızda bilen? Çünkü Hristiyan anlayışına göre Meryem Tanrı'nın annesidir. Tanrı doğuran Meryem bakireydi. Tanrı gelirken dünyaya kızlık zarı yırtıldı. Ya bakire olduğu için doğururken kızlık zarı yırtıldı. O yüzden o bir yıldız değildir. Anlatabiliyor muyum? Yıldız gibi gördüğümüz şey Tanrı'nın doğma anını gösterir. Onun için artık İstanbul'un sembolü beş köşeli yıldız oldu. Fakat İstanbul ahalisi yaydan da vazgeçmedi. Yıldız da hoşuna gitti. Bu ikisi beraber ama dediğim gibi daha antik çağlardan itibaren ay yıldız yakıştırması zaten o topraklarda vardı. Dolayısıyla bu denk geldi. Yani Artemis'in yayı yıldız oldu, hilal oldu. Ona da bir yıldız eklendi. Türkler İstanbul'u fethettikten sonra bu sembolü orada burada bol bol gördüler. Hiç de gocunmadan tamam bize de yarar dediler yani. Ve daha sonra bu doğuyla batı arasındaki farkın işareti oldu. Zaten biliyorsunuz İstanbul Türkler tarafından fethedilmeden önce İstanbul'da yaşayan Hristiyanlar, yani Ortodoks Hristiyanlar ne diyorlardı? Biz bu şehirde Latin tiarası görmektense Müslüman sarığı görmeyi tercih ederiz. Dolayısıyla bu sempati çok önceden başlamıştı. Yani Türkler de İstanbul'u fethettikleri zaman buradaki sembolü hiç öyle yani rahatsız olmadan yaptı. Ama zaten bundan savaşmak, bununla efendim devleti ifade etmek gibi şeyler hiç yoktu. Biz de öyle yani biz Müslüman olduğumuz için öyle sembollerle falan filan o kadar uğraşmadık. Ama Türkler bazı alimlerin bid'at-ı hasene dedikleri minareyi ve geçmişten devraldıkları, hiç de İslami anıştırmaları olmayan ay yıldızı dünyaya Türklüğün işareti olarak benimsettiler. Yani insanlar minare görünce Türk akıllarına geldi, ay yıldız görünce de Türk akıllarına geldi. Ama zaten Türk demek onlar için Müslüman demekti. İngilizce'de Hindi'ye neden Turkey diyoruz? Çünkü o hayvanı yeni kıtada, yani daha önce bilmedikleri, şimdi Amerika kıtası dediğimiz yerde ve bilhassa Küba gibi bir yerde, çünkü Karayip denizlerini daha aşamamışlardı. Oralarda görünce İngilizce konuşanlar Cezayir horozuna benzetmişler. Cezayir neresi? Turkey. Yani onlar için İslam beldesi demek Türkiye demek. Onun için Cezayir horozuna benzediği için o hayvanın adı Turkey. Biz neden Hindi diyoruz? Çünkü o kıtanın Hindistan olduğunu sanıyordu bütün insanlar. Onun için İngilizce'de kızılderili demek için Indian diyoruz, değil mi? Hintli.
Biz de oradan geldi, Hindistan'dan geldi sanarak Hindi diyoruz ona. O hayvana. Bizim bir İslami geçmişimiz var. Daha doğrusu bir tek geçmişimiz var, o da İslami geçmiş. Yani bir İslam öncesi hayatımız, bir İslam sonrası hayatımız yok. Arapların var. Türklerin cahiliye devri yok. Yani Türkler İslam olmadan önce de Türktüler demek, kafirlerin bize yutturdukları bir dolmadır. Bunu da şimdi uzatmayacağım. Türklerin İslam öncesi hayatı yoktur. Türkler Müslüman olarak Türk olmuşlardır. Türk Müslüman olmayana kalmuk demiş. Kalmuk. Vladimir İliç Ulyanov Lenin'in babası da bir kalmuktu. İstiklal Marşı'na dönüyoruz. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Bizim Müslüman olarak kılıcı olmaktan şeref duyduğumuz dinin yolunu hakkıyla kat edemeyişimiz, hilalin bize kaşlarını çatmasına sebep oldu. Biz kılıcı olmakla iftihar ettiğimiz dinin bize gösterdiği yolu hakkıyla kat edemediğimiz için hilal, o nazlı hilal bize kaşlarını çattı. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal. Şimdi gavurlar, kafirler size bir de bu ırk meselesinde psikopatolojik bir zihniyet zerk ettiler. Mehmet Akif Ersoy Fransızca bilen birisi. Irk kelimesi nasyonel sosyalist iktidar Almanya'da doğmadan önce bütün Avrupa kültüründe bir milleti temsil ederdi. Onun için Fransız dilinde rahatlıkla la race française denirdi. Fransız ırkı. Eğer bu genetik ölçülerle tespit edilmiş bir şey olsaydı, Fransız ırkı dememize imkan yok. Çünkü bilhassa Fransa o genetik birleşmelerin olduğu bir yer. Yani Galliler, bilmem dünya Latinize olmuşlar, olmamışlar, Bretonlar, dünya kadar farklı genden insanlar var Fransa'da. Ama bir Fransız ırkı, bilhassa 19. yüzyılda bundan söz edilebiliyor. Yani kültürel bir birlik aynı zamanda bir ırkı temsil ediyor. Yani bu atların ya da köpeklerin cinsi gibi bir şey olmadığı, insana ait bir şey olduğunu göstermek için. Yani çünkü İşte
Arap atları var, İngiliz kadanaları var, bilmem ne. Yani o öyle bir çiftleşmeyle elde edilen bir takım ırklar var. İnsanın ırk olarak varlığı bu genetik yapısıyla alakalı değildi. Ne zamana kadar? Hitler o siyaseti kendi siyaseti olarak dünyaya yansıtana kadar. Ama ırk meselesinin gene Türk milletini ilgilendiren çok önemli bir kısmı var. Çünkü kafirle çatışmayı göze alan Müslüman olarak dünyada bir İslam ırkı var. Yani bu ibadetlerinde titiz olan insanların adeta bir ırkmış gibi hal ve tavırlarında olduğu kadar fiziki görünüşlerinde de bir başkalık taşıyor olmalarından gelen bir şey. Yani kıllı bir erkek vücudu abdest aldığı zaman aldığı abdest dolayısıyla kolunun bir şekli oluyor. Yani abdest almayan bir insanın sahip olmadığı bir kolu oluyor. Kılın aldığı şekil bakımından. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu bütün Müslümanlarda görebiliyorsun. Adam ergen yani buluğa erdikten yetişkin yani orta yaşını geçtiği zamana kadar abdest aldığı zaman yani normal hayatında artık onun kolu herhangi bir Müslüman erkeğin koluna benziyor. Yani böyle garip sayabileceğimiz şeyler var. Yani insanlar neden olduğunu bilmeden bir insanın Müslümanlığını keşfedebiliyorlar. Suratına bakıyor. Yani bu herhalde benim gibi bir adam diyor. Halbuki yani şey olarak yüz hatları bakımından benzemese bile insanlar böyle bir irtibat kurabiliyorlar. O manada da bir İslam ırkı var. Kahraman ırk o ırk. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Eğer sen bu kaşlarını çatmaya, çehreni çatmaya devam edersen, yani biz de bu kadar yani boşuna uğraşmadık. Biz de nihayet bu din için uğraştık. Yani biz de kendi dökülen kanlarımız helal olmayabilir. Yani eğer burada tehdit yok. Yani bu uzlaşmazlık devam ederse o zaman biz kanımız helal yere akmadı mı sorusu var. Yani biz hakkımızı helal etmeyiz manasında değil. Yani bu uzlaşmazlık, bu senin bizden şikayetin nereye varacak? Yani biz netice itibariyle aynı davanın ya da senin davanın insanları değil miyiz? Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ha öyle, o zaman rahat rahat konuşabiliriz. Burada İstiklal Marşı bahis konusu olduğu zaman birilerinin Türk milleti İslamiyet Türklerin tarihi bir rol olmaları
Bu önemli bir şey. Yani Türkler kendileri tarihi bir roldür. Türklerin tarihi bir rolü vardır demek yanlış. Türk olarak ortaya çıkmak o tarihi rolü oynuyor olmaktır. Yani Türkler tarihi bir rol oynamaz. Türklük kendisi tarihi bir roldür. Şimdi bu konudaki muayyeniyet, belirlilik, Tanzimat'la beraber müthiş bir darbe yedi. İstiklal Marşı'nda Türk kelimesi geçmiyor. Allah kelimesi geçmiyor. İslam kelimesi geçmiyor. Bu tuhaf bir şey. Çünkü İstiklal Marşı sadece Türk milletinden bahsediyor ve sadece Türk milletinin değerinin İslam olmakla görülebileceğini söylüyor ve Allah'ın iradesinin üstünde bir irade olmayacağı ana fikriyle meydana gelmiş bir metin, İstiklal Marşı metni. Fakat Allah kelimesi yok, İslam kelimesi yok, Türk kelimesi yok. Bu konuşmaya başladığım zaman ne dedim? Yakın çağlar tarihidir. Eğer İstiklal Marşı konumuzsa, konumuz aynı zamanda yakın çağlar siyasi tarihidir. Şimdi Tanzimat sonrasında insanlar tarihi bir rol olarak Türklük meselesi konusunda yıldırıldılar. Dolayısıyla babalar çocuklarına Abdullah adını vermekten bilhassa böyle işte mürekkep yalamış babalar bir şekilde geri durdular. Çocuklara Abdülhak ismini verdiler. Yani Abdullah diyeceğine Abdülhak demeye başladı. Burada gizli bir savunma var. Yani çünkü modern medeniyet Türklerin yaşama hakkı olmadığını söyleyerek ilerledi. Dolayısıyla bir şekilde Allah kelimesiyle hakikat kelimesini ve de tabii bunun içine hukuk da giriyor birleştirip Abdülhak demeyi tercih ettiler. Yani hiç olmazsa bu çocuk hakkımızı alsın şeklinde yani. O yüzden hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal mısrağı bu bizim modern hayatımızın ağrısıdır, sızısıdır. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Bu ne demek ya? Yani kim ezelden beri var ki? Yani
Bu doğrudan doğruya Türk çocuklarının ne zamandan beri Müslümansın? Galübeladan beri. Soruya verdikleri cevap. Ne zamandan beri Müslümansın? Galübeladan beri. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Yani ben Galübelada evet diyenlerdenim. Hür olarak irademi beyan ettim. Ben Allah'ı Rab bilenlerdenim. Ezelden beri hür yaşadım ben. Sadece hür ve namuslu kadınlar başlarını örter. Cariyelerin başlarını örtmeleri doğru değildir. Kafirlerin yaşama standartlarını yaşama standardı olarak benimsemiş insanların başlarını örtmeleri yanlıştır. Onların başlarını zorla açmak lazımdır. Sadece hür ve namuslu kadınlar başını örter. Hür olmadığı halde, kafirlerin buyruğunu kabul ettiği halde bir kadın başını örtüyorsa zorla onun başı açılmalıdır. Çünkü bu hür ve namuslu olduğu halde başını örten kadınların hakkını yemektir. Garbın afakını hem fiilen, fiziki olarak sanayi devrimi teşkil ediyor, hem de Avrupalı, Amerikalı mantalite kendini bu maddi imkanlarının üstünde bir değerle temsil edemiyor. Yani daha yani üstünlüğünü bundan daha kili bir şeye iliştiremiyor. Buna mukabil Türk dünyasının daha 13. asırdan itibaren gayrimüslim dünyayla sadece itikadi bakımdan çektiği bir hudut var, sınır var. Türk dünyası işleyen bir mekanizmayı ancak Müslümanların toplum hayatının akışını tanzim gücünde buluyor. Tanzimata kadar Türk hayatında polis, jandarma ya da buna benzer inzibati kuruluşlar yok. Çünkü devletin etkili bir gücü olmaksızın Müslüman birey toplumda normun ne olduğunu helal haram ayrımı yaparak dayatıyor. Yani bu arkasında bir devlet gücü olarak değil, doğrudan doğruya Müslüman ferdin kendi kapasitesi, kendi yön verme yeteneğiyle alakalı bir şey. Onun için
Müslümanların yaşadığı toplumda ayrıca bir inzibati kuvvet gerekmiyor. Neyin helal, neyin haram olduğu konusunda açık hükümler bilindiği için Müslüman olmayanlar da bunlara uymak zorunda kalıyorlar. Yani kendi din büyüklerinin onlara tanıdıkları yaşama alanında tabii ne yapacaklarsa yapıyorlar. Ama bu yani toplumdan bütün Müslümanların sorumlu olma meselesinin üstüne çıkamıyor. Biraz karışık oldu ama olsun. Ama sizin anladığınıza eminim. İşte burada ben iman gücüyle Batı'nın bütün zorlamalarına karşı durarım iddiasının ötesinde bir şey var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Yani Müslüman toplumda ya da Türk dünyasında inanç bir şehitlik mertebesi için kendini feda etme meselesinin üstünde bir şey. Yani Müslümanların kapasiteleri hatta ahlaki olgunluk yüzünden kazandıkları maharet. Çünkü ahlaki olgunluk birçok konuda, birçok konuda değil, her konuda olgun kişilikler üretiyor aynı zamanda. İnsanların insanlarla münasebetinin insanın kültürel değerlerine ilişkin kılınmasıyla başlayan ve devam eden bir şey bu. Yani şöyle düşünün, bir köpek terbiyecisiyle bir at terbiyecisini karşılaştırın. Benim de öyle uzmanca bilgilerim olan bir şey değil. Ama atın terbiye edilmesinde dikkat edilen şeyler hiç şüphesiz köpeğin terbiye edilmesinde dikkat edilen şeylerden sadece büyüklük bakımından farklı değil. Ama aynı zamanda bu iki hayvanın kendi güçleri bakımından da farklı. Yani mesela bilmem işittiniz mi? Atlar çocuk ezmezler. Yani çocukları ezmeleri tehlikesi doğduğu zaman atlar şaha kalkar. Kendilerinin devrilmesi pahasına çocuğu ezmezler. Bu Allah'a, Allah tarafından ata verilmiş bir haslettir. Ama pitbull köpeklerinin çocuk öldürdüklerini biliyoruz, değil mi? Yani işte bu iki hayvan arasındaki fark aynı zamanda terbiyecilerinin arasındaki farkı doğurur. Yani at terbiye edenle ata bir şey öğretenle köpeğe bir şey öğreten adam yani kendileri de mecburen farklı olurlar. Anlatabiliyor muyum? Yani yani yanına arkadaş olarak ikisinden birini alman şartı getirildiğinde köpek terbiyecisini verin demezsin. At terbiyecisini ver dersin, değil mi? Yani Türk hayatında
Müslüman fertler bütün toplumun işleyişinden sorumlu oldukları için gayrimüslimlerle olan münasebetlerinde tabii ki at terbiyecisinden daha yukarıda bir pozisyonu benimsemek zorundalardı. Anlatabiliyor muyum? Karşısındaki bu sefer nihayet insandı, değil mi? Yani dolayısıyla benim iman dolu göğsüm gibi serradim var deyince öyle fedakarane olan ben hepsini yıkarım falan filan diye bir şey yok. Burada Müslüman diye ciddi bir varlık var. Yani yüksek bir insandan bahsediyoruz. Yani ulusun ulumak. Korkma. İkinci defa geçiyor korkma. Ve son defa. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Şimdi burada ne dedik? İstiklal Marşı'ndan bahsetmek aynı zamanda modern tarihten bahsetmek demektir. Bu lafta nereden çıktı? Herkes medeniyet aşıkıyken medeniyeti canavar göstermenin ne alemi var? Medeniyet kelimesi tıpkı istiklal kelimesi gibi Türkler tarafından icat edilmiş bir kelimedir. Hatta medeniyet kelimesini icat edenin Ziya Gökalp olduğunu da biliyoruz. Ziya Gökalp medeniyetin yanı sıra Hars kelimesini de kültür karşılığı olarak teklif etmişti ama medeniyet tuttu, Hars tutmadı. Dolayısıyla bu medeniyet kelimesi Fransızcadaki sivilizasyon kelimesinin tercümesidir. Fakat Almanlar sivilizasyon kelimesini gene sivilizasyon diye Fransızca başına Z harfi koyarak yazar ve öyle telaffuz ederler. Ama aslında Almanlar sivilizasyon kelimesini kullanmaktan geri dururlar, imtina ederler. Onların tercih ettikleri kelime kultu. Fransa kültür ama Almanlar kultu dedikleri zaman Fransa kültür kelimesini kastetmezler. Yani Fransız medeniyetiyle Alman kulturu ayrı şeylerdir. Yani Fransızların sivilizasyonu vardır, Almanların kulturu vardır. Ve bu ikisi birbiriyle zıtlaşan, birbiriyle savaşan iki kavramdır. Alman Birliği kurulduktan sonra Bismarck Kulturkampf başlattı. Ve Alman milletinin bu kendine ait yapabilirlik imkanlarını harekete geçirmesi ile ilgili bir hareket. Harekete geçirmesiyle ilgili bir hareket, evet.
bir bakıma Fransa ve Almanya önümüzdeki yani 19. yüzyılın sonrasındaki insan topluluklarına, milletlere kimin öncülük edeceği konusunda bir yarışma, zıtlaşma, çatışma içindeydiler. Ve bu sonunda Birinci Dünya Savaşı'nda birbirlerini yemelerine sebep oldu. Bizim İstiklal Marşı'nı ilgilendiren kısmı şu. Savaşı kazananlar, müttefikler, Birinci Dünya Savaşı bir tarafta İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, daha sonra Amerika katıldı bu cepheye. Diğer tarafta Alman İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Romanya ve Türkiye ya da Osmanlı İmparatorluğu. Bu ikinci kamp Alman, Avusturya Macaristan, Osmanlı ve Bulgaristan kampı karşı kamp tarafından medeniyet düşmanı sayılıyordu. Yani gerçekte medeniyeti, sivilizasyonu Fransızlar temsil ediyordu ve Fransızların müttefikleri aynı zamanda medeniyet taşıyıcılarıydı. Zaten biliyorsunuz kolonyalizmin önemli motifi medeniyet götürmektir. Ama dikkat ederseniz öbür tarafta kalan yani medeniyet götürenlerin hepsi kolonyalist. Diğerlerinin çok sınırlı yani Almanya'nın birkaç kolonisi var. Afrika'da Kamerun, efendim Avustralya'da bir parça falan yani. Pek fazla yani Alman ve İtalyan birliğinin geç kurulması bu iki ülkenin dünya paylaşımında pek pay kazanamamasıyla sonuçlandı falan filan. Ama yani netice itibariyle kolonyalist olmadığı için aynı zamanda medeniyet taşıyıcısı da olmayan bu ülkeler medeniyet düşmanı kabul edildi. Yani 1900 yani İstiklal Harbi başladığında müttefikler yani savaşı kazanan taraflar birbirlerine diyorlardı ki yani Yunanlılar İngilizlere diyorlardı ki medeniyet düşmanı Almanların, sivilizasyon düşmanı Almanların, köpekliğini yapan Türklerin istiklal hakkı yoktur. Yani Türkiye bir istiklal harbine giriyor ama müttefikler birbirlerine diyorlar ki niye onlara hak verelim? Çünkü bunlar zaten hepsi medeniyet düşmanı. Onun için bunlara bir siyasi alan, siyasi iş yapma, siyaseten başarılı olma imkanı, hakkı, yetkisi tanınamaz. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar, Almanya'yı, Avusturya Macaristan İmparatoru ne yaparsa yapsın ama bizim imanımıza yani zaten dünya üzerinde diğer insanların çok hevesle baktığı, gıpta ettiği bir yaşama formu üretmiş olan insanların inanç bütünlüğünü medeniyet
parçalayamayacaktır. O bütünlüğe son veremeyecektir. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Yani onlar ne kadar bizim istiklal hakkımız olmadığını söylerlerse söylesinler, biz istiklalimizi kendi bileğimizin hakkıyla alacağız. Onun için arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Çünkü bunlar zaten sanayi inkılabının kendilerine şımarıklık olarak ilave ettiği şeyin dışında hiçbir üstünlükleri olmayan insanlar. Bunlar alçaklar. Yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Yani bunların dünya üzerinde hakimiyet kurmalarında hiçbir ahlaki norm söz konusu değildir. Bunların akını hayasızca bir akındır. Biz de akın yaptık ama bizimki ilahi kelimetullah içindi. Bunlarınki hayasız bir akındır. Bunlar bir insani norm kabul ederek bir yerlere gelmiyorlar. Tamamen hayasızlık yaptıkları. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Allah, sen Allah'ın iradesine boyun eğdiğin sürece sahip olduğun üstünlüğe kavuşacaksın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Biz İstiklal Marşı Derneği olarak diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti ilan edildikten günümüze kadar bu mısrada söylenen yarından da yakın kısmı heba edilmiştir. Harcanmıştır ve çöpe atılmıştır. Şimdi bizim elimizde yarın kaldı bir tek. Yarından da yakını harcadılar, yok ettiler, mahvettiler. Onun için nasıl İstiklal Marşı şafaklarda yüzen alsancaktan bahsediyor. Yani hep bir yeni başlangıçtan söz ediyor. Yani şafaklar her gün gerçekleşeceği için, yani bitmeyen bir başlangıç bizi ilgilendiriyor. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Yarından da yakın kısmı gitse bile yarın elimizde. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Biliyorsunuz şehitler yıkanmadan ve kefenlenmeden gömülürler. Çünkü onları melekler yıkar ve onların kefeni imanlarıdır. Şehit olmuşlardır. Yani kelime-i şehadete canlarıyla bitişmişlerdir. Yani kendileri kelime-i şehadettir artık onların. Yani şehittirler çünkü. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Şimdi şimdi Türkiye topraklarının toprak olmadığını söylüyor İstiklal Marşı.
Yani başka bir şey bu. Dünyada Türkiye topraklarının toprak olmaması nasıl izah edilir? Darül İslam olarak vatan olan yegane toprak Türkiye topraklarıdır. Dünyada başka yerler Darül İslam olarak vatan olmamışlardır. Biraz daha netleştirirsek, vatan Darül İslam'dan ibarettir. Onun için Namık Kemal ey vatan git vatan ey vatan değil, git vatan Kabe'de siyaha bürün diyor. Yani Kabe olmadan vatan olmuyor. Ama gene de dünyadaki İslam toprakları içinde gayrimüslimlerin geriletilerek vatanlaştırılmış başka bir alan yok. Yani Mısır fethedilmiş. Tamam. Anadolu toprakları da fethedilmiş. Arada fark ne? Aradaki fark şu. Müslüman olarak Mısırlı, Mısır'ı vatanım diyorsa eğer, Müslüman olması sebebiyle burası benim vatanımdır demesine gerek yok. Tamam, ben Mısırlıyım, Mısır, ben Müslümanım. Ama bu vatanı vatan yapan şey Müslüman oluşudur demesine gerek yok Mısırlı'nın. Çünkü Mısır'ı Mısır yapan Müslümanlığı değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Mısır Müslüman olması sebebiyle Mısır değil ve Mısırlı Mısır Müslüman olduğu için vatanım demiyor. Yani ama eğer Mısır, Türkiye toprakları Türk vatanı değilse hiç vatan değildir. Çünkü o zaman Kürdistan'dan, Ermenistan'dan, Pontus'tan, Gürcistan'dan, Yunanistan'dan bahsetmemiz lazım. Eğer Türkiye toprakları Darül İslam değilse Türklerin vatanı değildir. Onun için bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Yani buralar toprak falan filan değil. Buralar sadece Darül İslam olmalarıyla vatan olan yerler. Yani buralar herhangi bir coğrafi alan değil. Ve bunu insanlık tarihinden başından beri biliyoruz. Türkiye toprakları birçok devletin sınırları içinde yer almış. Birçok hakim gelip geçmiş. Ama 13. asırda ilk defa vatan olma özelliği kazanmış. Yani Darül İslam olması bu toprakların, toprakları Türk vatanı haline getirmiş. Yoksa tabii ki Bizans hakimiyeti var, Roma hakimiyeti var, Eki hakimiyeti var. Yani herkesin vilayeti ya da
herkesin bir bağlı alanı olmuş ama sadece Türklerin vatanı olmuş. Yani bu topraklar Türklerin nesidir denildiğinde vatanıdır diyoruz. Ama Bizanslıların nesidir dediğiniz zaman emri altındaki ya Osmanlılar için de söyleyebilirsiniz. Yani Osmanlıların vatanı Türkiye değildi. Onlar kendi hanedanlarının yani devleti aliye birçok ismi var. Yani ama işte zaten işte Rumeli Beylerbeyi, Anadolu Beylerbeyi onlar için gerçekten vilayetlerdi buralar. Vatan değildi. Osmanlıların en beğendikleri, sevdikleri, kayırdıkları, iltimas ettikleri topraklar Balkanlardı. Ve ilk önce oraları kaybettiler. Türklerin vatanı burası. Yani bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Yani biz Balkanları Türk idaresine alırken de kan döktük. Şehit verdik. Fakat tecelli odur ki 13. asırda vatandaşlaştırdığımız yerler 20. asrın başında hala vatanımız kaldı. Yani Selçuklu yönetiminde, Anadolu Selçukluları zamanında, Gaza Beylikleri döneminde vatanımız olan yer 20. yüzyılın başında gene vatanımızdı. Gaza Beyliklerinden Dulkadir oğulları Kanuni Sultan Süleyman zamanına kadar Osmanlı idaresini kabul etmediler. Kendi beyliklerini devam ettirdiler. Dulkadir oğulları. Yani Dulkadir oğullarının hakim oldukları yer gene bizim vatanımızdı. Anlatabiliyor muyum? Yani Türk vatanı dediğimiz zaman bir toprak parçasını anlamıyoruz. Neyi anlıyoruz? Darül İslam bir yeri anlıyoruz. Yani Osmanlılar Ankara şehrini Fityan Teşkilatı'ndan yani ahilerden kılıçla aldılar. Anlatabiliyor muyum? Yani oralar zaten vatanımızdı. Ama Osmanlı toprağı haline getirdiler. Evet. Zamanımız bitmiş. 12'ye kadar, 11'e kadar buradayız diyorsunuz ama milletin de sabrı var netice itibariyle. Namaz vakti de var. O zaman ben sonuna kadar getiremeyeceğim belli. Çünkü bundan sonrası gittikçe daha çok şey söylemeyi gerektiren yerler. Ama bitirirken şunu söyleyeyim. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Şimdi aklı başında insanlarsanız görürsünüz ki burada yani canı gidiyor, cananı da gidiyor, bütün varı da gidiyor. Yani ne yapacak o zaman vatanı? Yani kendisi ölmüş, sevdikleri de ölmüş, ne kadar malı mülkü de varsa o da kaybolmuş. O zaman buradan ne anlayacağız? Buradan
insanın var olma formunun ancak yaşadığı ve hür yaşadığı dedik ya, ben ezelden beri diyor, hür yaşadım, hür yaşarım. Ancak hür yaşadığı toprakla cesamet kazanabilir. Yani insanın varlığının cesamet kazanması yaşadığı topraktan dolayıdır. Biz Müslüman olarak dünyanın neresinde olursak olalım, namaz kılmak bahis konusu olduğunda, vakit girdiğinde Kabe'ye yöneliriz. Dünyanın neresinde olursak olalım. Ayaklarımızı bastığımız yer vatanımız olmalıdır. Kabe'ye dönersin. Senin mevcudiyetini, Kabe'ye neden dönüyorsun? Hakk'ın divanına durarak dönüyorsun, değil mi? Namaz, Allahu Ekber dediğin zaman artık kulluğunun, Allah'a olan kulluğunun en tartışmasız yerindesin. Yani seni izah eden şey, seni var kılan şey, seni yaratanın karşısındasın. Öyle değil mi? Burada ayağını bastığın yer vatanın olması lazım. Yani sen orada hür olman lazım. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Varlık şartı vatan sahibi olmaktır. Yani bir insanın insan olması, yani Allah'ın onu insan olarak yaratmış olmasının delili onun vatanı olmasından dolayıdır. Yani vatan sahibi olmakla var olmak birbirinden koparıldığı zaman bir sahtekar, sahte durum doğar. Yani falş eksistens. İstiklal Marşı netice itibariyle bizim mahrum kaldığımız takdirde kendimizi izah edemeyeceğimiz bir metindir. Ne bilimsel olarak izah edebilirsin İstiklal Marşı yoksa, ne felsefi olarak izah edebilirsin, ne edebi olarak izah edebilirsin, ne de alelade İlişkiler içinde izah edebilirsin. İstiklal Marşı düşmanlarının hepsi İslam'la münasebetini doğru kuramamış insanlardır. Yani deyip namaza geçelim.